Herkese merhaba değerli seyircilerim. Aman dikkatli olun, elleriniz arkada yürümeyin. Hele hele bu şekilde sakın ola, türbelerin önünden geçmeyin. Zira saray savcıları anında harekete geçiyor. Şaka yapmıyorum, İstanbul'da milyonların oyunu alıp belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na bu sebeple soruşturma açıldı. Allah aşkına bunun adı halk anlatımıyla kurdun kuzuyu yemeyi aklına koyması değil midir? Ekrem İmamoğlu için aylardır arayıp taradılar. Belli ki hırsızlık, yolsuzluk, şerefsizlik bulamayınca mecbur kalıp neden ellerin arkada yürüyorsun diyorlar. Bakın bu bir işaret, yani var olan tasfiye etme niyetinin ifşasıdır. Göreceksiniz İmamoğlu için daha neler neler uyduracaklar. Sadece Ekrem İmamoğlu ile alakalı değil. Ankara'nın başarılı belediye başkanı sevgili Mansur Yavaş'a da böylesi uyduruk ithamlarla saldıracaklar. Ha bunu neden yaptılar ve yapacaklar ise ortadadır. Hem İmamoğlu hem Mansur Yavaş anketlerde Tayyip Erdoğan'ın önünde. Yani hangisi aday olsa Cumhurbaşkanlığında ipi göğüslüyor. Öyle olduğu için de bu gibi şeylerle yol kesmeye çalışıyorlar. Amaçları bu isimlerin adaylıklarına karşı yasal engel çıkarmak ve itibarlarını aşağı çekmek. Lakin farkında değiller. İktidar bu gibi şeylerle rakiplerini mağdur görüntüsüne sokup büyütüyor. Zira ben dahil bu ülkede yüz binler çoğu zaman elleri arkasında yürür. AKP ve saray elemanları iftira ve çamur atmada FETÖ gibi profesyonel değiller. Yani inandırıcı şeyler uyduramıyorlar. Oysa Fethullahçı kopiller CIA ve Mossad'dan aldığı taktiklerle acaba mı dedirtebiliyorlardı. Bütün bunların yorumu tükeniş ve çaresizlik içinde debelenmedir. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Tayyip Erdoğan'ı süpürecektir. İki ismin popüler ve alternatif olması sarayın elini zorlaştırıyor. Çünkü birini ne yapıp edip ekarte etseler, diğeri var ki ona da operasyon çekseler, bunun tezgah olduğunu herkes anlayacak ve mağduriyet algısı oluşacaktır. Dolayısıyla muhalif kamuoyu İmamoğlu Mansur seçeneğini aynı anda diri, yani gündemde tutmalıdır. En sonunda, yani finalde ise yapılacak anketlerle önde olan aday yapılmalıdır. Değerli seyircilerim, gelelim Devlet Bahçeli'nin anayasa taslağına. Türkiye yanıyor, insanları işsiz ve açlık sebebiyle intiharlar söz konusu. Öyleyken Devlet Bahçeli'nin derdi ve gündemi İstanbul'un fethi esnasında kilisede meleklerin cinsiyetini tartışan papazlar misali akıl almaz şeylerle uğraşmaktır. Pardon ama ey Bahçeli, bu anayasa 3 yıl önce senin teklifinle halka sunulmadı mı? Niçin o gün bu teklifi yapmadın? Amacı üzüm yemek, yani anayasa değil, aklınca gündem değiştirip ülkedeki çöküşü örtmek. İyi de yeni anayasa için parlamentoda 360 üstü oy gerekiyor. AKP artı MHP'nin böyle bir oyu yok. Öyleyse nedir bu tüluat? Ha şunu söyleyeyim. Devlet Bahçeli'nin bu teşebbüsü tahminlerin aksine tamamen saray bilgisi ve onayı dahilindedir. AKP ile MHP ortak bir taslak çalışması yapmadı zira pek çok konuda fikir olarak birbirine ters düştüler. Bahçeli kabul etse bile MHP tabanının kabul etmeyeceği şeyler AKP tarafından dayatılınca, gündeme getirilince
böyle bir kandırma yolu bulundu. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına anayasa taslağı hazırlaması aslında AKP ile anlaşamadıklarının dışa vurumudur. Anketlerdeki oyu %7'lerin altına düşen MHP'de kanama şiddetlenmesin diye AKP'nin anayasa metnine ortak olmuyorlar. Hadise aynen budur. Yeni anayasa olayı ise zaten tamamen iç ve dış kamuoyunu uyutma palavrasıdır. Öyle çünkü anayasaya ve yasalara uymayan, dahası anayasa mahkemesine başkaldıran, savaş açan bir zihniyetin yeni anayasa talebi nasıl gerçekçi olabilir? Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nin tehditleri de devam ediyor. Son olarak Habertürk televizyonunda bir kadın gazeteciye saldırdılar. Bunun adı sadece utanmazlık değil, aynı zamanda tükeniştir. MHP gibi bir partiyi bu şekilde çete imajına sokmak yazık değil midir? Siz hiç Alparslan Türkeş'in bir gazeteciyi ismen tehdit ettiğini veya ettirdiğini işittiniz mi? Devlet Bahçeli ile MHP'nin getirildiği yere bakar mısınız? Türkiye düşmanlarına susulurken gazetecileri korkutuyorlar. Değerli seyircilerim, bu arada Tayyip Erdoğan önceki akşam Suudi Kralı Selman'ı aradı. Sebep bu ülkenin Türkiye'ye uyguladığı ticari ambargo. Önceki ayın dış ticaret rakamları açıklandı. Buna göre Suudiler Türkiye'den mal alımını durdurmuş. Bir ay içinde sadece ve sadece 10 milyon dolarlık mal almışlar ki olması gereken aslında birkaç milyar dolardır. Buna mukabil Türkiye Suudilerden 260 milyon dolarlık ithalat yapmış. İşte bundan dolayı Tayyip Erdoğan Suudi Kralı'nı aradı ve diyalog zemini arıyor. Yine nereden nereye diyeceğim. Gelinen bu dramatik tablonun sorumlusu elbette Tayyip Erdoğan'ın politikalarıdır. Evet, Erdoğan durduk yerde ihvancılık yapmasa ve Türkiye ile İstanbul'u bu örgütün üssü ya da merkezine dönüştürmese bunlar olmayacaktı. Oysa hatırlayın, bu Tayyip Erdoğan Suud'un 93 yaşında ölen kralı Fahd için milli yas ilan etmiş ve bayrağımızı yarıya indirmişti. Keza o kral Ankara'ya geldiğinde Abdullah Gül ile beraber bütün teamülleri yıkarak koşa koşa kaldığı otele gitmişlerdi. Aynı şekilde önceki genelkurmay başkanlarımızdan Hulusi Akar Suud kralının huzuruna çıkarılıp güya İslam ordusu projelerini konuşmuşlardı. Peki ya şimdi Suud artık bırakın mal almayı, ülkesinde Türk kahvesini bile yasakladı ve selam dahi vermiyor. İfade ettim. Sebep Tayyip Erdoğan'ın ihvancı politikaları. Görüyorsunuz, hiç yok yere İslamcı ideolojik saplantılar adına başımıza neler geldi ve getirildi. Bu tablo Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye dehşet maliyetidir. Sadece içerideki yıkım ve çöküş değil, dışarıda da aynı şeyler, aynı maliyetler söz konusudur. İyi olan ilişkiler alt üst edilip problem yaratma AKP'nin adeta temel politikası ve olmazsa olmazıdır. Trajikomik olan kendi bozdukları bu ilişkileri tamir adına atılan adımları şimdi zafer ve büyük diplomasi diye sunabilmeleridir. Ulan neyin zaferi? İyi ilişkiyi bozan zaten sen değil misin? Hatırlayın, yıllar yılı Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye diktatör dediler. Şimdi ise yalvarıp yakarıyorlar. Arap dünyasının iki ağır topu
Mısır ile Suudi Arabistan. Ve AKP bu ikisini ifade ettiğim gibi tamamen siyasal İslamcılık adına kaybetmiştir. Bu başlık bağlamında sorulması gereken ise şudur. Tayyip Erdoğan neden Mısır ile Suudi'ye adeta diz çöker himmet dilenirken Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile barışmıyor? Oysa barışması gereken ilk isim odur. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için beka meselesidir. Yoksa Erdoğan'ın amacı İdlib'de yuvalanan İslamcı cihatçıları bu şekilde korumak mıdır? Değilse Sisi ve Selman'a rezervler ve hasımlıklar kaldırılırken Beşar Esad neden göz ardı ediliyor? Sevgili seyircilerim, hadise aynen şudur. Tayyip Erdoğan aslında inandığını değil, mecbur kaldığını yapıyor. Durum bu hale gelmiş ise Türkiye'nin geleceği adına korkmak gerekmiyor mu? Bakın son 10 yıldır AKP'nin Orta Doğu ve bölge politikası nedir bilen yoktur. Değerli seyircilerim, son başlığım İlker Başbuğ için verilen emir olacak. Hatırlayalım, önceki genelkurmay başkanlarımızdan Başbuğ, yazdığı yeni kitabı konuştuğu televizyon kanalında Adnan Menderes 25 Mayıs 1960'ta Eskişehir'de yaptığı mitingde erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı mealinde bir ifade kullanmıştı. Sonrasını biliyorsunuz, Tayyip Erdoğan bu ifadeleri darbe çığırtkanlığı olarak yorumladı ve yargı harekete geçirildi. Sonuç dün itibariyle netleşti. Savcılık 3 yıllık hapis istemiyle İlker Paşa'ya dava açtı. Bakın, Sayın Başbuğ'un kullandığı o ifadeleri açık ortamlarda abartıyor değilim, yüzlerce kişi kullanmıştır. Ayrıca yayınlanan pek çok kitapta o tür açıklamalar hala vardır, mevcuttur. Öyleyken Başbuğ'a dava açılması akıl alacak şey değildir. Yahu İlker Paşa yaşı 80'e yaklaşan emekli bir genelkurmay başkanı, bu isim görevdeyken darbe yapmadı da şimdi bu yaşında evinden mi darbe yapacak? Bu hadise iktidardaki paranoya ile beraber yürürlükte olan fiili rejimi de resmetmektedir. Kimileri ise bu olanları İlker Başbuğ'un daha önce yaptığı şu açıklamaya bağlıyor. FETÖ'cüler kozmik odaya girerken Başbakan Erdoğan'a gittim ve onların oraya sokulmaması için adeta yalvardım, yakardım ama sonuç alamadım. Sayın Erdoğan ısrarla girsinler dedi. Sakın ne alaka demeyin, bu ifşaat hukuk nezdinde somut delildir diyenler var. Bizi izlemeye devam edin.